Şərq Türkistanlı qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyinin xəbərlər proqramında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Gündə təfsili məzmunları diqqətinizə sunuruq. Xitay cəmaət xəbərsizliyi torğa əlaqədar zərbə veriş toğrusudakı yeni sonluq məlumatları ortaqlaşqan. 17 dekabr günü Xitayın xəbər torlarında tarqalğan xəbərlərə qarğanda Xitay cəmaət xəbərsizliyi orqanı atılmış rəqəmlik pakizliqni saqlaş şirkəti astıda Ürümçi şəhri, Qulji vilayətinin Nılqı nayisi, Qashqar şəhri, Poskam nayisi, Kuchar nayisi və başqa şəhər bazarlardakı ommaviy orqanların rəqəmlik uçur sistemisiga sinib giriş, yumşaq detalni qanunsuz kontrol qilish, qo'llanishchan programmadagi bexatarlik uchuqlaridan foydalanib, yumşaq detal kelishimi tuzish, fuqarolarning shaxsiy uchurlarini qonunsiz qo'lga tushirish qatorliq ahvollarga munosabatlik faoliyatlarni atalmish jinoiy ishlar qonuni doirasida tekshirganligini, ba'zi delolarning majburlash tadbirlari bilan bartaraf qilinganligini, ba'zilarining ma'muriy jarimani va yaqindan kuzatish jazosi bilan jazolanganligini e'lon qilgan va odatdagiga o'xshash to'r besimi nishon qilmagan kishilarning aniq kimligi, jinoiy ishlar jarayoni va boshqa uchurlari to'g'risida hech qanday bayonot e'lon qilmagan. Xitoy tajovuzchilari TikTok orqali tayvanlik saylovchilarni nishonlagan. Taybey vaqti xabar to'rining 18 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Beijing TikTok orqali tayvanlik yosh saylovchilarni nishonlagan bo'lib, bir amaldorning aytishicha, Xitoyning TikTok supsida tarqatgan sinlari Tayvan hukumati va Tayvan armiyasini nishon qilgan. Xitoyning bundoq qilishida mundoq 4 maqsadi bor ekan. Biri, Tayvan Demokratik Taraqqiyot Partiyasi qayta hokimiyatni qo'liga olsa, urushga qudratli qilish. İkincisi, Tayvanning harbiy majburiyat o'tish siyosatini kamsitish. Uchinchisi, Xitoyni qo'llaydigan kayfiyatni tashabbus qilish. To'rtinchisi, muhim siyosiy masalalardagi pozitsiyani kontrol qilish. Xitoyning tashviqat kanali bo'lgan Yer shari vaqt kesti va boshqa axborot vositalarida yaqinda e'lon qilingan bir qancha dokladda Tayvan Demokratik Taraqqiyot Partiyasini qaralash uchun partiyaga nisbatan passiv ko'z qarashni paydo qilmoqchi bo'lgan. Dokladlar Tayvan axborotidagi ma'lum mazmunlarni agir to'qay qilib ko'rsatish uchun tahrirlangan sinlarni o'z ichiga olgan. Aloqador shaxslarning aytishicha, tajovuzchi Xitoy bu saylovni urush va tinchlikning tanlashi deb tasvirlagan hamda davlat taratqullari orqali urush tahdidini davomli tarqatgan. Xitoyni qo'llaydigan kandidatlar bu tahdidni yangilab, Demokratik Taraqqiyot Partiyasiga bilet tashlashning yoshlarni urush maydoniga avatish hisoblanganligini aytib, Xitoyga moslashib, tayvanliklarni qo'rqitgan. Harbiy vazifa o'tashni yoshlarning ma'rif, ta'lim, tarbiya, turli kasblar bilan shug'ullanish qatorliq kelgusini qurbon qilishga barobar degan. Hukumat xizmatchilarining 2019 yildan boshlab TikTok qatorliq ijtimoiy aloqa usullarini ishlatishni cheklagan bo'lsa-mu, o'tgan yili 12 oyda ijroiya amaldori yuan TikTok'ni ishlatishni cheklashning hech qanday qonuniy asosi yo'qligini, boshqa davlatlardagi tartibsizlikka qarash va Tayvandagi aloqador taraflar bilan kengashib, qonunga o'zgartirish kirgizishning zarur yoki emasligini aniqlaydiganligini aytgan. Tayvan millat vakillari Xitoyning qonunsiz ishlayotgan kemalardagi qum qazish uskunalarini qo'lga tushirishga aloqador qonunga tuzatish kirgizgan. Erkin Asiya radiosining 20 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Tayvan millat vakillari dushanba kuni qum va shig'il qazish qonunining 36 moddasi va Xitoy Xalq Jumhuriyati alohida iqtisodiy rayon va cho'ng quruqlik taktisi qonunining 18 moddasiga tuzatish kirgizgan. Xitoyning qurilish ehtiyojini qondirish uchun qonunsiz qum qazish yaqinqi yillardan buyon Tayvan atrofidagi suvlarda og'ir masala bo'lib qolgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Tayvan 2020 yili 4000 ga yaqin Xitoy qum qazish mashinasi va qum toshish paroxotini qo'g'lab chiqargan. Bu 2019 yildagiga solishtirganda 560% ortishga vakillik qiladi ekan. Harbiy tahlilchilar garchi Xitoyning bu faoliyatlarini urush sherikti deb ayrilmasmi, ammo yanada davlat bexatarligiga tahdid elib keldiganligini aytgan. Tayvanning qonun chiqarish organi 2021 yili yana bir tuzatish kirgizgan bo'lib, bu xil qilmishlarga eng yuqori bo'lganda 7 yil turmada yetish jazosi va 3 million 190 ming dollar jarimani qo'ygan. Aslida mavjudlikni saqlash masalasida chat elda qanday qilib o'zimni saqlab qolaman yoki o'zimizni saqlab qolamiz masalasini birinchi o'ringa qo'yib olish energiyaning shuning uchun xuritishiga zo'riqishmi ma'lum ma'nida mavjudlik kirizish uchun xato qadam olishda yetarli bir tutum. Chat eldiklarning mavjudlikni saqlash ideyasining bu yo'nalishga burilishi
Turvatkan devletige öy makan selip cayılışış. Yaşavatkan cemiyette bir kişilik tüktirep duruş. Mahalle rayon kurup yerlikleşiş isteklerinin kontrolsüz artışı katarlıklamı mevcutluğunu saklaştın bekerek siyasi veviske astıda siyasi hayatın üzerine uzaklaştırışka yol izleş hayıştın başka nerse emez. Çünkü tebiyleşmegen iş sünnilikten nesibi ağan iş gereznin planının parçasına aylanan bu işten kaçıp kutulalmaydı. Siyasi sahnedeki başlarının kalısıdaki mevcutluk kirisi vatan sırtıdakilerini nohnun kimistiklerine okşatıp durup dava kılış bekigen yerde okşaş zihniyetten farkılınıp ketmeydigan atalmış diasporalıkını teşvik kılıvatkan ve bununla el bulup ketuvatkan ictimai topnun hakiki manedeki mevcutluk krizislerine siyasi mevkide durup muamele kılalışı kançılık olmakçıydı. Mevcutluk krizisi deyilgende şu enek buluşu gerek idi ki kriziz vatende. Vatan içindeki halkının mevcutluk mücadelesini devam kıldırışı da. Vatan sırtıdaki mücadelenin birinci nişanı mı, vatan içindeki mevcutluğunun krizislerine karşı tedbir işleş. Herkandak içtimailikte yatıdığan hareketlerini siyasi gayeye hizmet kıladığan unsurga aylandırış buluşunu talep kıladı. Vatan sırtıdaki mevcutluk, vatan içindeki mevcutluğa karşılık kılınmağında, çet elde mevcutluğunu saklaş idealarının hiçbirini hakiki mensini tapkan mevcutluk bir şey katardın hesaplığalı olmaydı. Belki bu siyasilik cihette vatan içindeki krizisin barbara yıraklaşış, millet halk hukumlarını vatan sırtıdaki asıllık toplumga yüklep işletiş, vatan içindekilerinin mevcutluğunu özlerinin mevcutluğundan kiyenge tızışka yatıdığan tutum ve keyfiyatlarını bağırlıkka keltiriş kilit çıkıdı. Hüddi bugünümüzden royal tıdakla. Burhan Muhammed'nin Mankur Zihniyet ve Hiyanetlik Ziyaret namlık makalasından elindi. Bizge vakit ayrılığınla için köpten köp rahmet. Kiler kıdım programımızda görüşkice Allah'a emanet olaysın.